Koleji'nden herkese merhaba çocuklar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte önce okul kurallarımızı, daha sonra da sınıf kurallarımızı öğreneceğiz. İlk olarak okul kurallarımızla başlayalım. Ama öncesinde kurallarımızı öğrenmeden bakalım buradaki arkadaşımız bize ne diyormuş. Arkadaşlar, okulda düzeni sağlamak ve can güvenliğimizi korumak için kurallara uymalıyız. Yani kurallar neden varmış çocuklar? Okuldaki düzeni sağlamak ve can güvenliğimizi korumak için. Biz okul ve sınıf kurallarımıza uyarsak hem okulda hem de sınıfta daha verimli zaman geçiririz. Daha güzel bir öğrenme ortamına sahip olmuş oluruz. Okulumuzun kurallarını öğrenelim ve bunlara uygun davranalım. Bakalım neymiş okul kurallarımız? İlk olarak okulumuzu ve çevresini temiz tutalım. Evet çocuklar, bu çok önemli bir kural. Okulumuzu ve çevresini temiz tutalım. Ne kadar evimizde veya yaşadığımız çevrede temizliğe önem veriyorsak okulumuzda da önem vermeliyiz. Okula zamanında gelelim. Evet, okula zamanında gelmek de çok önemli çocuklar. Okulumuza ve okul eşyalarına zarar vermeyelim. Evet, okuldaki eşyalar hepimizin kullanımı içindir. Nasıl evdeki eşyalarınız sizin için çok değerliyse okuldaki eşyalarınız da değerli olmalıdır ve onları korumalısınız çocuklar. Okul kantininden alışveriş yaparken sıraya girmeliyiz. Evet, çok önemli bir kural. Mutlaka sıraya girmeliyiz ve sırada bizden önce ve bizden sonra olan kişilere de saygı göstermeliyiz. Diğer kurallarımız nelermiş? Okuldaki kablo ve prizlerle oynamamalıyız. Evet, neden? Çünkü kablo ve prizlerle oynamak bizim can güvenliğimizi tehdit edebilir çocuklar. Koridorlarda koşmayalım ve gürültü yapmayalım. Evet, koridorlarda koşmamak ve gürültü yapmamak diğer sınıflarda hala ders yapabiliyor olan öğrencileri rahatsız etmemek için. Ve mesela bizim binamızı düşünelim. Bizim binamızda aşağı katta da başka sınıflar var. Ve biz koştuğumuz zaman seslerimiz onlara gidebiliyor. Onlara saygılı olmak için koşmamalıyız ve gürültü yapmamalıyız. Pencerelerden aşağıya sarkmayalım. Evet, bu da can güvenliğimiz için çok önemli. Merdivenlerden inerken ve çıkarken sağ tarafı kullanalım. Evet, her zaman sağımızı kullanmamız gerekiyor çocuklar. İnerken de, çıkarken de. Şimdi de sınıf kurallarımıza geçelim. Sınıf kurallarımızı dönemin başında belirlemiştik. Hatırlıyor musunuz çocuklar? Sınıf kurallarımızı hatırlayalım hadi hep birlikte. Aynı okul eşyalarının olduğu gibi sınıf eşyalarına da zarar vermemeliyiz. Nasıl okula zamanında gelmeliysek derse de zamanında girmeliyiz. Sınıfımızı ve okulumuzu temiz tutmalıyız. Arkadaşlarımıza ve arkadaşlarımızın eşyalarına zarar vermemeliyiz. Derste ayakta dolaşmamalıyız. Evet, öğretmenimize saygısızlık yapmış oluruz çocuklar. Söz almadan konuşmamalıyız. Evet, söz almadan konuşmamak çok önemli bir sınıf kuralı. Sıraların, masanın üzerinde gezmeyelim. Evet, o sıralara nasıl ellerimizi koyuyorsak, temas ediyorsak oraya üzerinde gezmememiz gerekiyor. Çünkü ayaklarımızla her yere basıyoruz, her yere temas ediyoruz çocuklar. Öğretmenimizi dikkatlice dinleyelim. Evet, derslerimizi daha güzel anlamak, derslerimizden daha çok verim almak için öğretmenimizi her zaman dikkatlice dinlemeliyiz. Sınıfta koşup oyun oynamayalım. Evet çocuklar, nasıl da okulda diğer öğrencileri, diğer sınıfları rahatsız etmemek için nasıl koşup gürültü yapmıyorsak, sınıfta da hem dersi bölmemek için hem de gürültü yapmamak için koşup sınıfta oyun oynamamalıyız. Oyun oynamak için bahçeyi kullanmalıyız. Ya da sizler için özel hazırlanmış alanlarınız varsa oraları da kullanabilirsiniz. Evet çocuklar, bu videomuzda okul ve sınıf kurallarımızı öğrenip hatırladık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.